Bir gece yıldızların altında oturuyorduk balkonda. Gecenin bir yarısı olmuştu. Uykuya dalmıştı herkes. Şehir uyuyordu, kuşlar uyuyordu. Ay ve yıldız uyumuyordu. Annem bir zamanlar Arap Yarımadası'nda insanların cahilce yaptığı işleri anlatıyordu. Ağlayarak anlatıyordu annem. O zaten her zaman içli ve hislidir. Bir şeyler anlatırken ağlarsa, gözyaşları dizlerinde oturan ben sevgili kızının yanaklarına düşer. Annemin gözyaşları öyle yumuşak ve sıcak ki, tıpkı kalbi ve elleri gibi. Yanağıma damlalar düştükçe daha sıkı sarılırım anneme. İnsanlar peygamberler olmasa doğru yolu bulmakta zorlanacakları için Allah insanlara peygamber gönderiyor. Emir ve yasaklarını onlar vasıtasıyla bildiriyormuş. İnsanların iyice bozulduğu bu yere Allah peygamber efendimize göndermiş. Peygamber efendimiz bütün alemlere rahmet olarak gelmiş. Peygamber olmadan önce de kimse onun yanlış bir davranışını görmemiş. Kimseye yalan söylememiş. Kimseyi aldatmamış. Mekke'deki herkes onu sever ve ona güvenirmiş. Peygamber Efendimiz geldikten sonra Arap Yarımadası'ndaki o cahilce hareketi yapan insanlardan Müslüman olanlar karıncaya dahi incitmeyecek hale gelmiş. İnsanlar bu kadar büyük değişmeler yaşayabiliyormuş hayatında. Allah'ın emir ve yasaklarını dinlerse, sevgili peygamberim, insanları cahillikten kurtardığın için, karıncaları bile ezmekten, öldürmekten kurtardığın için, bize Allah'ın emirlerini getirdiğin için, dünyamıza rahmet olarak geldiğin için, insanların en güzeli ve hayırlısı olup bunun nasıl olacağını gösterdiğin için ve sayamadığım nice güzellikler için seni çok ama çok seviyorum. Ve seni de sevgili anneciğim, bu gece yıldızların altında ve başka gecelerde Peygamber Efendimiz'i anlattığın için seni çok seviyorum. Ama sakın, ama sakın kıskanma. Önce Allah'ı, sonra Peygamber Efendimiz'i, daha sonra da sizi seviyorum. Sen ağlayarak gözlerinden inci saçtığın zaman kaybolmuyor ve unutulmuyor. Anlattığın hiçbir şey sevgili anneciğim.